hep birlikte gerçekleştirerek gelecek nesillere her birimizi hayırla yad etmelerini sağlayacak güzel bir miras bırakacağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, ülke ve millet olarak bekamıza yönelik tehditlerle mücadelemizi sürdürürken içerideki siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Hepinizin de bildiği gibi tarih boyunca tüm büyük filozoflar, alimler, yöneticiler siyaset nedir sorusuna hep cevap aramışlardır. Siyaset kelime kökeni olarak yönetmek, eğitmek, yetiştirmek gibi anlamlara sahiptir. Bu kavramla eş anlamlı olan politika ise eski Yunan'da doğrudan devletin yönetimine ilişkin faaliyetlere işaret ediyordu. Dolayısıyla siyaset devletin kimler tarafından hangi programla ve hangi kadrolar tarafından idare edileceğini anlatır. Demokrasilerde, seçimlerde halk hangi ittifaka, hangi partiye, hangi lidere bu sorumluluğu verirse ülkeyi o yönetmektedir. Daha önce parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkemizde güven ve istikrar ikliminin tesisinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Hatırlayın. Neler çektik? 6 aylık yönetimler, 1 yıllık yönetimler, 15 aylık yönetimler. Burada istikrar olur mu? Olmadı. Olmaz. Onun için istikrarın olmasına inandığımızdan dolayı ne yaptık? Yönetim sistemini milletimizin teveccühüyle değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun bir parçası haline gelen vesayet gölgesiyle darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından birini gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek suretiyle hamdolsun bu sorunu çözdük. Yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın halkın yarısından fazlasının desteğiyle iş başına gelebilmesi yeni sistemde yönetimin demokratik meşruiyetini en üst seviyeye çıkarmıştır. Ancak hala bu gerçeklerin farkında olmayan birilerinin varlığını üzüntüyle görüyoruz. Ömründe devlet yönetimine dair bunlara dikkat edelim. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu nutuklara atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana, herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken asgari hassasiyetin farkına varması gerekiyor. Bak, kağıthaneyi kağıt tepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Madem sorumluluktan söz ediyoruz,
Öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekte itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafıyla yan yana gelemez. Teröriste terörist, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını eğer açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduğunu Gezi olaylarında görmüştük. Şimdi CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre demek ki bu nöbet kendisine geçti. Hele bir de dış politikadan söz etmesi yok mu? İşte tam da bu noktada insanın artık sözün bittiği yer diyesi geliyor. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşuna kadar her alanda dış politikada elde ettiği başarıları konuşurken bu zatın dış politika diye eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her lafı israf olarak görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten dahi aciz olan, kendisine böyle bir siyaset alanı açamamış bulunan bu zat, harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu elbette biliyoruz. Ama ola ki bu ezeyanlara kulak kabartanlar varsa onların yüreklerini ferahlatmayı boynumuzun borcu olarak gördüğümüz için kendisini muhatap alıyoruz. Aynı şekilde haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız bir şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine, sağlıkçısından çiftçisine, muhtarından hakim savcısına kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu öğretmenler, ne bu sağlıkçılar, hiçbirisi sahipsiz değildir. Onların yanında ve arkasında biz varız, biz. Dışarıdan bakıp da Türkiye'de her türlü yalanın,
ve iftiranın dolaşıma sokulabileceği vehmine kapılanlar olabilir diye kendisine en ağır ifadelerle mukabele ediyoruz. Buna rağmen madem ki bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük ikinci partisinin başındadır, umudumuzu tümden kaybetmek de istemiyoruz. Nitekim bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Biz muhalefetle mesaimizi sürekli onların yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye 100 yılı vizyonumuzun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istiyoruz. Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin. Yeter ki artık bıkkınlık veren şu arsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi milletinize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse işte buradan AK Parti grubundan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum. Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz. Hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme, sırf muhalefet etme adına inatla siyaha beyaz, beyaza siyah deme fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde ve pek çok programda sıkça bir araya geldiğimiz gençlerimizin demokrasi, özgürlük, hakkaniyet, adalet, açık yüreklilik, açık fikirlilik konusundaki beklentilerinin en yakın şahidi biz. Biz kendimizi vizyonumuzla, programımızla, projelerimizle, üslubumuzla geleceğin Türkiye'sini hazırlamak için samimi ve yoğun bir gayret içindeyiz. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye yüzyılı diyoruz. Yarın inşallah çok daha ileri adımlarla insanımızın karşısında olacağız. Muhalefetin bu yeni siyaset tarzına ayak uydurması bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Bizi de rahatlatacaktır. Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım, vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Fikri ve fiziki tüm birikimimizi hep birlikte bu doğrultuda seferber edelim. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzıyla, harbi insan ilişkisiyle, ilkeli yönetim anlayışıyla milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun
2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa da hiç kimse kusura bakmasın, milletimizin geleceğini kimsenin şahsi ihtiraslarına, karanlık hesaplarına kurban etmeyiz. Şimdi bizde gül var. Ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere yoğun geçen meclis çalışmalarında hepinize istisnasız başarılar diliyorum. İşimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Evet. Bugün sürprizimiz var. Onu şu anda Özlem Hanım açıklayacaklar. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah gücünüzü gücümüzü artırsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadenizle sürprizimizi de sizlerle paylaşmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Beyefendi'yi, Aydın milletvekillerimizi önce kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Çok önemli, özel bir gün bugün. Başkanım buyurunuz. Arkadan, arkadan. Sayın Cumhurbaşkanım, malum halinizdir efendim. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek eser bırakmak demek, AK Parti demek belediyecilik demek. Sizler tüm Türkiye'yi eserlerle donatırken bir taraftan da Nazilli'de doğan, büyüyen ve belediye başkanı olarak seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Ve bu vesileyle bugün aramızdalar. Seçimlerde İYİ Parti'den seçildiler ama şimdi Büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Huzurunuzda onları buraya davet ederken kendisine, ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim.